ahir zaman alameti oldu. Betlehem yıldızı çıktı. Hazreti İsa zamanında çıkan bir yıldız bu. Bu bütün Hristiyan inancına hakimdir Betlehem yıldızı. Onlar Noel çamlarının üstüne de Betlehem yıldızını korlar. Çok hayati bir şeydir. Hazreti İsa'nın doğumunu sembolize eden, onun doğumunda ortaya çıkan, onu ifade eden, onu müjdeleyen, muştalayan bir yıldız. Ona ait tarihi fotoğraflar, belgeler var. Onları bir gösterebilir miyiz? Bu gördüğümüz tablo 1266 yılına ait. Giotto di Bondone imza. 1266 yılına ait bir tablo. Evet. Hazreti İsa'nın doğumunu anlatıyor. Evet. Hazreti Meryem'in kucağında olarak gösteriliyor Hazreti İsa. Ve üstteki görülen yıldız da o, yaklaştır o yıldızı, göster. Tamam. Bu da Betlehem yıldızını anlatıyor. Yani doğumu anında o yıldız ortaya çıkmış. Evet, devam edelim. 6. yüzyıla ait bir mozaik. Orada da yine Betlehem yıldızını göster, yaklaştır. Mozaikteki. Yaklaştır, iyice yaklaştır. Evet. Betlehem yıldızını sembolize eden bir figür. Evet. Yine 1453 yılına ait Jean Fouquet imzalı bir tablo. O tabloda yine Betlehem yıldızı görülüyor. Evet, üstte. Tabloyu göster, genel olarak yaklaştır. Tablodaki görüntüyü göster, yaklaştır. Hazreti İsa'nın doğumunu göstertiyor. Hazreti Meryem'in kucağında Hazreti İsa'yı sembolize etmiş. İnşallah. Aynı anda da Betlehem kuyruklu yıldızı çıkmış. Şimdi bu 2000 yıl önce çıkan Betlehem yıldızı Ramazan'ın 12'sinde yine çıktı. Bu hadisi Peygamberimiz müjdelemiş, anlatmış. Tabi Cübbeli, Fatih Altaylı falan bayağı daralacaklar ama bu bir gerçek. O soğutucuyu kapatsana yavrum. Mehdi'nin zuhuru zamanında diyor, doğudan bir yıldız doğar. Ve ayın ışık verdiği gibi ışık verir. Şimdi ay nasıl oluyor? Yansıtmalı veriyor değil mi ışığı? Doğru. Bunlar da ikisi de ışığı yansıtarak veriyorlar. Yani kendisi ışık kaynağı değil. Daha sonra iki ucu neredeyse birleşinceye kadar sarkar. Gökte bir renk oluşur ve ışık her iki ufkunda yayılır. Nuaym bin Hammad Kitab-ı Fiten'de. Ay güneşin ışığını yansıtarak dünyaya veriyor. Bu şekilde uydular ve gezegenlere de ışık veriyorlar. Meteorlar veya yıldızlar kendi ışık kaynaklarına sahipler biliyorsunuz. Yansıtma ışık vermezler. Demek ki hadiste bahsedilen bir yıldız değil gezegen. Evet. Yansıtma ışık veren gök cismi birbirinden uzak iki noktadan ışık vererek giderek yaklaştırarak yaklaşan bir görüntü oluşturamaz. Demek ki birbirine yaklaşan iki gezegen. Fotoğraflar da vardı. Efendim? Fotoğraflar da vardı. Göstert. Bu halde gözüküyor. Evet. İki ışık noktası var. Büyüt, yaklaştır. Evet. Bak iki gezegen yaklaşıyorlar ve iyice yaklaştıklarında tek bir parça gibi görünüyor. Burada yine ikisi gözüküyor. Evet. Yaklaştır. İki gezegen. En son olarak. En son halini göstert. Tek nokta haline geliyor. Yaklaştır. İyice yaklaştır. Evet. Ay gibi görünüyor. Görüntüsü ay gibi. Yani görüntüsü o şekilde. İki gezegenin birbirine iyice yaklaşmasıyla meydana gelen tek parça bir görüntü. Ve ışığı yansıtıyor. Bak diyor ki ayın ışık verdiği gibi ışık verir diyor. Yani yansıtarak ışık verir. Doğudan bir yıldız doğar diyor. Betlehem yıldızı. Bilim adamları bunun Betlehem yıldızı olduğunu daha yeni anladılar.
Yani İncil'deki kastedilen Betlehem yıldızının bu yıldız olduğunu daha yeni anladılar. Yani bu çok büyük bir olay. Ama bunu dünyadan gizliyorlar. Yani Hristiyan alemin de çok sarsacak bir olay. Çok büyük bir olay. Yani bilim bu yıldızın ne olduğunu anladı. Kastedilen işte bu. 2000 yılda bir oluşuyor. Venüs ve Jüpiter dünyadan görülecek şekilde birbirine yaklaştıklarında böyle bir görüntü oluyor. Ama 2000 yılda bir oluyor ve ay gibi yani bayağı ayı andırıyor. Pırıl pırıl parlıyor. Venüs ve Jüpiter ışık kaynağı değiller. Yansıtmaya dayalı ışık veriyorlar. Ne diyor hadiste? Ay gibi diyor. Aynısı. Mehdi'nin çıkış alamet. İsa Mesih'in dünyaya nüzul alamet. Ne yapacaklar şimdi? Yapacakları bir şey yok. Yani her iki olayı da işaret ediyor. Mehdi'nin çıkışına, İsa Mesih'in inişine. İsa Mesih'in iniş vaktini de veriyor. Mehdi'nin zuhur zamanında olur bu olay diyor. Evet. Hadiste. Soğutucuyu açalım fakat ayarını da açalım. İncil'de de çok kapsamlı olarak Betlehem yıldızı hakkında bilgi geçer. Ey sen Yehuda'daki Betlehem, Matta 6'da. Yehuda önderler arasında hiç de önemsiz değilsin. Çünkü halkım İsrail'i güdecek önder senden çıkacak. Yani İsa Mesih Betlehem'den çıkacak. Betlehem yıldızı, Hazreti İsa'nın doğumunda Betlehem kenti üzerinde görülen yıldız. Aynısı. Yahudiye'nin Betlehem kentinde Betlehem yıldızının doğmasından sonra bazı yıldız bilimciler doğudan Yeruşalim yani Kudüs'e gelip şöyle dediler. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? İsa Mesih'i arıyorlar, doğumunu. Yıldızı gördükleri için, biliyorlar yani. Doğuda onun yıldızını gördük diyorlar. Şimdi de İsa Mesih'in nüzulüne, nüzul vaktini de aynı zamanda veriyor. Hem Mehdi'nin çıkışı hem İsa'nın nüzul vaktini veriyor. Bütün başkâhinleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu diyor. Yani arıyorlar şehrin içinde. Yıldızı gördükleri için. Mesih'i arıyorlar, soruyorlar. Matta 5'te Yahudiye'nin Betlehem kentinde dediler. Çünkü Peygamber aracılığı şöyle yazılmıştır. Ey sen Yahuda'daki Betlehem, Yahuda önderler arasında hiç de en az önemlisi değilsin. Çünkü halkım İsrail'i güdecek önder senden çıkacak İsa Mesih. Bunun üzerine Herodes yıldız bilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi diyor. Şimdi de Ramazan 12'sine çıktı. Bak örtbas ediyorlar. Bütün dünyayı sallayacak bir olay. Bilinmiyordu Betlehem yıldızının ne olduğu. Yeni anlaşıldı. Bilim yeni anladı. Betlehem yıldızı. Yani oluşma şeklini anladılar. Bu konuyu tabii çok gündemde tutacağız. Bu iki gezegen bir araya gelince parlaklıkları o kadar artıyor ki birden ortaya çıkan tek bir ışık feneri gibi parlıyor diyor. Maşallah.
6. yüzyıl minyatürlerinde mevsim yaz. Hurma topluyorlar Hazreti İsa'nın doğumunda. Demek ki bu aylarda. Haziran'da yani.